Türk lirasının değer kaybı sadece dolar ve döviz karşısında olmadı. Komşu ülkelerin parası Türk lirası karşısında değer kazanınca Bulgaristan'dan Edirne'ye alışveriş akını olmuştu. Şimdi de doğudan benzer görüntüler geliyor. Azerbaycanlılar için Iğdır ucuz alışverişin adresi oldu. Köylü vatandaş alışverişi yapamıyor. Bizim paya kıymetsiz olmuş. Adeydan fayası kıymetli. Hem gelmiş şey alışveriş elemeye, giyim kıyafet özümüz için de eve alışveriş eleyecek ev için. Çok elverişli, çok hoşumuza gelir. Elverişli alışverişin adresi oldu Türkiye ama komşu ülkeler için. Türk lirası sadece dolar ve euroda değil birçok ülkenin para birimi karşısında da değer kaybetti. Azerbaycan manatı da Türk lirası karşısında iki kat daha değerlendi. Bulgaristan'dan sonra Azerbaycan da alışverişini Türkiye'den yapmaya başladı. Bizim paya düştü. Alışveriş geliyor ama vatandaş bir şey alamıyor. Batıda Bulgaristan Edirne'ye akın ederken doğuda da Azerbaycanlılar alışveriş için Iğdır'a gelmeye başladı. 12 Kasım'da 5 lira 88 kuruş olan bir Azerbaycan manatı %49 değerlenerek 8 lira 19 kuruşa yükseldi. Ucuz alışveriş için Iğdır'a koştu Azerbaycan Türkleri. Nakçıvan'ın İran'ın parasının değerlenmesi, bizden malların ucuz olması, sınırdan gelip alışveriş yapırlar. Bebek bezlerine varıncaya kadar bir evin tüm ihtiyaçlarını Iğdır'dan yapmaya başladılar. En azından esnaf memnun ama yine de kendi ülkesinin insanına satamamak da düşündürüyor onları. Pahalı, evet. Sizin paranız kıymetli. Aynen. Kimliğiyle gelirik. Bir sorunumuz yoktu. Onlar gelip 20 liradan gelip bir evin yiyeceğine pay, biz bir şey payamıyoruz.